1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 121. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 121. Üniversite Reformunun getirdiği yenilikler. 1. Üniversitelere ilmi ve idari özellik verilmiştir. 2. Akademik kariyer sistemi kanunla düzenlenmiştir. 3. Üniversitelerin idaresi katma bütçeyle sağlanmıştır. 4. Bütçeler, eskisiyle kıyaslanmayacak bir düzeye yükseltilmiştir. 5. Her dalda öğretim elemanı yetiştirilmiştir. 6. Öğretim ve araştırma araçları artırılmıştır. Malçın Maarif Bakanı'na sunduğu rapordan bazı maddeler. Fakülteler arasında bilimsel işbirliği yoktur. Hocalar ders vermekle yetinmekte, araştırma yapmamakta, çevirileri tez olarak kabul etmekte, derslerde çok yüzeysel not tutturmaktadırlar. Öğrenciyi araştırmaya yöneltmeyen, düşünmeden kabule zorlayan ezberci bir yöntem uygulamaktadırlar. Hocaların öğrencilere rehberlik yapmaya ve görevlerini ciddiye almaya zamanları yoktur, çünkü kurum dışındaki özel işlerini ön plana koymaktadırlar. Aralarında bilimsel işbirliği değil, çekişme, sürtüşme, nefret, makam ihtirasları hakimdir. Kanıttan yararlanarak soruyu cevaplayınız. Kanıt Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve dönem 3. yasama yılını açış konuşmaları, 1 Kasım 1937. Arkadaşlar, büyük davamız, en uygar ve en refaha kavuşmuş memleket olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerde de köklü bir inkılap yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik ülküsüdür. Bu ülküyü en kısa bir zamanda başarmak için, düşünce ve eylemi birlikte yürütmek zorundayız. Bu girişimden başarı, ancak hukuki bir planla ve en gerçekçi bir biçimde çalışmakla gerçekleşebilir. Bu nedenle, okuyup yazmayı bilmeyen tek vatandaş bırakmamak, memleketin büyük kalkınma savaşının ve yeni yapısının istediği teknik elemanları yetiştirmek gerekir. Memleket davalarının ideolojisini anlayacak, anlatacak, nesilden nesile yaşatacak, kişi ve kurumları yaratmak, işte bu önemli ilkeleri en kısa sürede sağlamak, Kültür Bakanlığı'nın üzerine aldığı büyük ve ağır zorunluluklardır. Bunun için memleketi şimdilik 3 büyük kültür bölgesine ayırarak, Batı bölgesi için İstanbul Üniversite, Sin'de başlanmış olan düzenleme programını daha köklü bir biçimde uygulayarak Cumhuriyet'e gerçekten modern bir üniversite kazandırmak, merkez bölgesi için Ankara Üniversitesi'ni az zamanda kurmak gerekir. Doğu bölgesi için Man Gölü sahillerinin en güzel bir yerinde, her bölümden ilkokulları ve en sonunda üniversiteyle modern bir kültür şehri yaratmak yolunda şimdiden harekete geçilmelidir. Soru: Türkiye'nin çağdaşlaşmasında üniversiteler nasıl bir rol üstlenmiştir? Açıklayınız. Cevap: Üniversiteler, Türkiye'nin çağdaşlaşma sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir. Bu süreçte üniversiteler, yeni bilimsel yöntemler ve eğitim anlayışla donatılmış, çağdaş bilgi ve teknolojiyi topluma yayma görevini üstlenmişlerdir. Ayrıca üniversiteler Türkiye'nin eğitim seviyesini yükseltmek ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla büyütülmüş ve geliştirilmiştir. 1. 2. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı sayfa 121 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.